Merhaba dostlar, ben klinik psikolog Barış Gürkaş. Kripto Psikoloji Programı'nın bu bölümünde zarar ve kayıp anlarında psikolojimizi yönetmek üzerine konuşacağız biraz. Bu videoya tıkladığına göre ya şu anda bir zararın var ya da olası bir zarar anında neler yapman gerektiğini öğrenmek istiyorsun. Merak etme, ikisi için de doğru videodasın. Çünkü bu videoda tam anlamıyla ne yapacağımızı bilmediğimiz o zarar anında neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. O panik halinde, o stres halinde neler yapılabilir? Gelin bir konuşalım. Bu bölüm öyle bir bölüm ki sadece kripto para olarak ele almana hiç gerek yok bu arada anlatacaklarıma. İster kripto para, ister hisse, ister döviz, ister yüksek stres. Hepsinde yaşayabileceğin duygulardan bahsedeceğim bu bölümde. Hepimizin malumu ki kripto para piyasasında Kasım'ın sonunda başlayıp hala devam eden bir düşüş trendi içindeyiz. Ben bu videoyu çekerken de henüz bir toparlanma söz konusu olmadı sadece kripto parada da değil dünya ekonomisinin gidişatındaki bazı gelişmeler sebebiyle farklı yatırım enstrümanlarında da dalgalanmalar çeşitli şekillerde zarar ettirdi insanlara. Hatta şöyle söyleyeyim ülkemiz vatandaşlarından son dönemde döviz yatırımı olanlar da bu videoyu izlerken ne demek istediğimi anlayacaktır ki onun o dalgalanmalarda birçok insan da olumsuz etkilendi maalesef. Kısacası zarar etme hali birçok yatırım aracında, birçok senaryoda karşımıza çıkabiliyor. Bu zararın süresi herkes için değişse de yaşattığı duygular pek benzer aslında. Zarar etme durumunun stresli bir olay olduğu aşikar. Kişi çok daha farklı plan ve hayallerle bir pozisyon açıyor sonuçta. Ancak karşılaştığı şey bu planların tam aksi yönde ilerleyebiliyor. Burada şunu söylemeliyim ki stresli bir olay öngörülebildiği takdirde daha az tepki yaratır bizde. Çünkü onu bir şekilde kontrol edebileceğimizi hissederiz. Ancak piyasalar birçok zaman öngörülemeyebilir ve yönünü tahmin etmek çok zor olabilir. Özellikle de zarar anında rasyonel yani mantıklı düşünebilme becerisi oldukça düşüyor. Bu sebeple psikolojiyi yönetebilmenin çok önemli olduğunu söylemek gerek ki size hep bunu söylüyorum zaten. Bir stres tetikleyicisine alışkanlık kazandığımızda yani diğer bir deyişle uyum gösterdiğimizde bu strese stres tepkilerimizde anlamlı bir düşme meydana gelir. Bunu şöyle düşünebilirsin. Her yıl birçok kez serbest atlayış yapan bir paraşütçünün ya da sıklıkla dağların zorlu zirvelerine tırmanan bir dağcının bu etkinliklerdeki stres seviyelerine uyum sağlaması buna bir örnek olabilir. Sizce her seferinde aynı stresi yaşıyor mudur ya da ona karşı paralize olup hareketsiz kalıyor mudur? Sanmıyorum. Devam ediyor. O stresle beraber optimum stresiyle maksimum verim sağlamaya başlıyor. Bunu hiç denememiş biri gibi tepki vermiyor yani. İşte bu sebeple biz de yatırımlarımızda zarar anında stres tepkisini bu şekilde düşürmek ve rasyonel davranışlarımızı geliştirmek istiyoruz. Tabii bunun için sürekli zarar etmenize gerek yok. Ya da sürekli bir daha çıkmış olmanıza gerek yok. Deneyim kazanmanız ve psikolojiyi yönetmeyi öğrenmeniz yeterli. Çok deneyiminiz yoksa psikolojinizi geliştirmek etkili olacak. Araştırmalara baktığımızda deneyimli traderların piyasaların dalgalı olduğu zamanlarda daha düşük stres seviyesine sahip olduğunu görüyoruz. Yüksek performans sergilemeseler dahi en azından tepkilerini ve zararlarını kontrol edebiliyorlar. Zarar eden bir pozisyon anında beyin aşırı stresle tetiklenir ve kişinin düşünebilme kapasitesinde gerileme söz konusu olur. Beyin bilişsel esnekliğini kaybettiğinde çözüm üretemez ve sıkışmış hisseder ve beraberinde panikleriz. Sen de şu anda benzer şeyleri yaşıyor olabilirsin. Seni çok iyi anlıyorum. Merak etme ve bunu yaşayan tek kişi sen değilsin. Gel biraz böyle anlarda neler yapabileceğine bakalım beraberce. Eğer tam şu anda bunu izlediğin anda bir zararın varsa anlatacaklarım sana iyi gelebilir. Yoksa bile olası bir durum için neler yapman gerektiğini öğrenmek yatırımının sağlığı için bir avantaj olacak. Bir adım ötede olacaksın hep. Diyelim ki zarar ettin. Küçük veya büyük bir rakam olsun fark etmez. Nasıl hissediyorsun böyle bir durumda? Bir düşün. Nasıl duygular çıkıyor o anda? Panik, korku, çaresizlik, hayal kırıklığı diyebilir miyiz? İlk önce bunları tanımlamayı öğren. Nasıl hissettiğini bilmeden harekete geçemezsin. O anda başına gelen bu tehlikeyi nasıl savuşturabileceğine odaklanmak istiyor beynin. Bunu unutma. Çünkü kendisi sorun çözmeye odaklı bir makine gibi çalışır adeta. Ancak bu sorunu paniklediğin anda çözmeye kalktığın zaman problemini daha da büyütecek kararlar alabiliyorsun. Zararı kapatayım derken korkuyla aldığın yanlış karar daha büyük bir zarara sebep olabiliyor. Bu sebeple eğer ki ciddi bir düşüş yaşadıysan ve zarardaysan yapman gereken ilk ve tek şey ekranı bir süre kapatmak zaten olan oldu. Zihni panik halinden çıkarmak ilk önce. Bunun için sana göstereceğim psikofizyolojik bir tekniği kullanabilirsin. Beden ile zihin arasında çok güçlü bir bağ var. Korku ve panik anında bedenin rahatlaması, zihne de rahatla mesajını gönderir aslında. Zihnin rahatladığında duygusal iklimin değişmeye başlar. Şöyle düşün. Beynin duygusal iklimi aşırı stresli iken mi daha mantıklı karar alırsın yoksa daha stresli şefkatli iken mi hatalara karşı? Bu sebeple rasyonel düşünebilmek için önce kendindeki kastırı rahatlatmakla başla. Zihninin duygusal iklimi değişsin ve böylece harekete geçmeye karar ver. Bunu şöyle yapacaksın. Şöyle bir teknik öğreteceğim şimdi sana. Nefes alırken nefesini içine çekerek bin ve bir, bin ve iki, bin ve üç şeklinde saymanı istiyorum. Tabii nefesini sayma hızına göre ayarlamalısın burada. Ve nefesini verirken aynı şekilde bin ve üç bu sefer geriye bin ve iki, bin ve bir şeklinde nefesini vermeni istiyorum. Şimdi birlikte deneyeceğiz. Bu nefesini alırken ve verirken arada bir sürede boşluk bırakacağız. Orayı da birlikte sizinle deneyimleyeceğiz. Şimdi başlayalım. Nefesini al ve nefesini alırken içinden saymaya devam et. Bin ve bir, bin ve iki, bin ve üç. Zirvede tepe noktasında dur bir süre ve nefesini verirken bin ve üç, bin ve iki, bin ve bir şeklinde tüm ciğerlerin boşalana kadar nefesini verdin. Şimdi tekrar bin ve bir, Nefesini almaya devam et. Bin ve iki. Bin ve üç. Bu süre boyunca nefesini aldın. Ciğerlerin doldu ve duruyorsun. O sırada bekliyorsun biraz. Ve tekrar nefesini verirken. Bin ve üç. Bin ve iki. Bin ve bir. Ve nefesin ciğerlerinden tamamen çıkana kadar verdin. Ve tekrar nefesini bin ve bir. Son kere bin ve iki. Bin ve üç ciğerlerin olduğu ve bir süre bekliyorsun. Ve tekrar sakince bin ve üç, bin ve iki, bin ve bir. Şu anda sana gösterdiğim bu nefesi herhangi bir stres anında, herhangi bir kaygı, panik halinde ya da gün içinde belli zamanlarda yapmanı öneririm. Genelde insanlar bu tip egzersizleri sadece kriz anlarında yaparlar. Sadece o kriz anını geçiştirmek için. Fakat buradaki çok önemli bir nokta var. Bunu sen zaten sempatik sinir sistemini kontrol altına alabilmek için, senin kontrolünde olabilmesi için gün içinde şayet stresli bir yapım varsa özellikle ara ara yapmalısın. Bu ne kadar sürede yapılmalı? Bu kadar kısa değil tabii ki de. Belki gün içinde beşer dakikanı sabah ve akşam ayırarak ya da gün içinde öğle vaktinde 10 dakikanı sadece nefesine ve saymaya ayırarak yapman senin bedenindeki kasların rahatlamasını sağlayacak. Şimdi buna bir de bir ilave daha yapacağız. Bunu öğrendikten sonra buna bir de kaslarını ekleyeceğiz. Kasları ekleyerek aslında daha fazla etkisini arttırmaya başlayacağız. Diyelim ki sayarken yine nefesini alıyorsun. Bu sefer aynı zamanda bacağına odaklanıyorsun. Sonra diğer bacağına, sonra gövdene, sonra başına, kollarına vesaire. Ya yani bedenini tarıyoruz aslında. Yani şöyle, nefesimi alırken ben bin ve bir, bin ve iki, bin ve üç şeklinde sayıyorum. O sırada nefesimi ciğerlerime doldururken kaslarımı da birlikte topluyorum. Bir çeşit kasıyorum aslında. Sol bacağımı komple kastım sayarken. Ve nefesimi verirken bin ve üç, bin ve iki derken sol bacağımı yumuşatmaya ve gevşetmeye başlıyorum. Şöyle kıvamına gelinceye kadar gevşiyor. Ve sonra bunu yaparken diğer bacağıma geçiyorum ve burada 1000 ve 1, 1000 ve 2 şeklinde sayarken aynı egzersiz yapıyorum ve o sırada tüm kaslarımı topluyorum, kasıyorum, sıkıyorum ve bir süre bekleyip o şekilde ve yavaşlatıp, gevşetip 1000 ve 3, 1000 ve 2 şeklinde sayıyorum. Yani ilk başta nefesini öğrendin sonra buna kaslarını ve tüm bedenini ekledin. Bu senin için sanki masaj yapılmış gibi bir hisse kavuşturacak sonunda. En azından benim hem danışanlarımdan hem bunu öğrettiğim insanlardan en sık duyduğum cümle bu. İşte tam bu egzersiz şu anda panik halinde olan zihninin yatışmasına yardımcı olabilir. Ve panikle vereceğin kararların yerini rasyonelliğe bıraktığını görünce sen de şaşıracaksın. Unutma ki yatırımda başarı duygularını kontrol edebilme becerinle epey ilgili. Ani zarar sırasında karşılaşabileceğin korku ve endişe ise yatırımın için en zorlayıcı duygulardan biri. Bir aksiyon almadan önce alarm haline geçmiş bedenini ve zihnini rahatlatman yatırımın için verebileceğin en sağlıklı karar olabilir. Evet dostlar sizlerle her hafta yatırım psikolojisi ile ilgili içerikler paylaşıyoruz. Bu içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.